Uzun zamandır Bitcoin ve kripto konusunda hiçbir iyi haber veremedim size maalesef. Bugün de henüz pek iyi haberlerim yok. Ama içimde bir hissiyat var. Sanki dipten çok da uzakta değiliz gibi. Buralarda bir yerde dibi yapıyoruz gibi. Evet, yeni kötü haber akışları olabilir ki birkaç potansiyelden şimdi bahsedeceğim size. Ve bu kötü haber akışları Bitcoin'de ve kriptoda yeni geri çekilme nedeni olabilir. Ama baktığımda bütün bu olan bitenlere, bütün bu yaşananlara rağmen Bitcoin'in 16 bini inatla savunuyor olması oldukça iyi bir haber. Ayrıca tarih olarak baktığımızda halvingden itibaren 550-560 günler civarında Bitcoin genelde dibi bulmuş tarih olarak böyle. Bitcoin zirveden %80-85 çekildiğinde genellikle dibi bulmuş. Orada da çok yakınız şu anda. Ayrıca bakıyorum Bitcoin'le ilgili vadeli kontratlara inanılmaz karamsar bir hava hakim. Herkes put opsiyonlar yani açığa satmaya çalışıyor. Bu da genelde iyi bir haber oluyor aslında bakarsanız. Çünkü pazardaki sentimentin, duygunun bu kadar kötü olduğu durumlarda aslında dibi bulduğumuzu defalarca gördüm. Bütün bunlar olumlu işaretler gibi gözüküyorlar bana. Yanılıyor olabilirim ve dediğim gibi gelebilecek kötü haberler henüz bitmedi. Regülasyondan kötü haberler gelebilir. Bitcoin pazarlarından kötü haberler gelebilir. En son videomda bahsettiğim GBTC Genesis meselesi hala çözülmüş değil. Paşamızın üstünde Tether bir sallanan kılıç gibi. Bütün bu riskler var. Bu riskler gerçekleştiğinde de Bitcoin aşağı doğru gitme ihtimali %100. Ama sanki gitse bile çok uzun süre oralarda kalamaz gibi. Sanki bir dip yoklamasını yapıyoruz gibi bu aralar. Bütün finansal varlıklarda deneyimim şunu bana hep gösteriyor. En kötümser günlerdeyken aslında ufukta ışık gözükür. En iyimser günlerdeyken de aslında ufukta tehlike vardır. Ne zaman anlarız mesela ufukta tehlike olduğunu? Etrafımızdaki herkes o alana yatırım yapıyorsa, ondan başka bir şey konuşulmuyorsa, çoluk çocuk bize nasıl yatırımcı olacağımızı öğretmeye başlamışsa, işte bunu 2020'de, 21'de yaşadık. Hem kriptoda hem bütün Nasdaq hisselerinde o zaman tehlike var demektir. Ne zaman da herkes kötümserse, bittik, öldük, bu işin sonu geldi diyorsa, o zaman da aslında dibi bulmuş oluyoruz gibi gözüküyor. Tabii tekrar söylüyorum, bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece etrafımdaki olaylara bakarak geliştirdiğim bir duygu bu. Ama şu da var, piyasalarda oldukça tuhaf şeyler oluyor ve bunlar da oldukça endişe verici. Gelişim biraz onlardan bahsedelim. Daha önce şu videomda Genesis, GBTC ve Bitcoin arasındaki ilişkiden biraz bahsetmiştim. Küçük bir hatırlatma yapayım ondan ilgili. GBTC dünyanın en büyük Bitcoin fonlarından bir tanesi 640 bin adet Bitcoin taşıyor bünyesinde. Genesis Amerika'da kripto konusunda çalışan bir prime brokerage yani kredi verebiliyor. Bitcoin kredileri verebiliyor ve şu anda maddi sıkıntı içerisinde 1 milyar dolar krediye ihtiyacı var. Henüz bulamadı o parayı ve bu parayı bulamazsam iflas edebilirim diyor. Bu iki şirkette hem GBTC fonunun sahibi olan Grayscale şirketi hem de Genesis Digital Currency Group diye bir holdinge bağlılar. Bu Digital Currency Group da aynı zamanda CoinDesk isimli internet sitesinde sahibi. Sorun burada Genesis iflas ederse bu GBTC'ye sıçrayabilir mi? GBTC bu durumda bünyesindeki 640 bin Bitcoin'i piyasaya boca etmek zorunda kalabilir mi? Ve bundan dolayı Bitcoin'e sert düşüşler yaşayabilir miyiz? İşte bu konular hakkında oldukça enteresan gelişmeler oldu. Öncelikle DCG grubu bunun CEO'su uzunca bir yazı paylaştı ve dedi ki hiç sorun yok. Evet Genesis'te sorun yaşıyoruz ama o parayı biz bir şekilde buluruz. Ayrıca Genesis iflas etse bile GBTC'deki Bitcoin'lere dokunmayız. Bu ayrı bir fon. Burası güven altında dedi. Başka güvence size kalmış. Ve bir de şöyle açıklamada bulundu. Belki hatırlarsınız acaba o 640 bin Bitcoin yerinde duruyor mu diye tartışmalar vardı. Bunlar yerinde duruyorlar dedi ve biz bunları Coinbase'in soğuk cüzdanlarında saklıyoruz dedi. Coinbase CEO'suna da bu konuda pas attı. Coinbase CEO'su da Brian Armstrong dedi ki evet bu kriptolar bizde duruyor dedi. Daha sonra şöyle tuhaf bir gelişme oldu. Binance CEO'su CZ devreye girdi ve şöyle tuhaf bir tweet attı. Dedi ki GBTC'nin Coinbase'de o kadar Bitcoin yok içeriden aldığım bilgi budur dedi. Daha sonra ama bu tweet'i sildi. Tabi ortalık çalkalandı, indi çıktı bir sürü şeyler oldu. Şimdi son durumda gözüken o ki Coinbase diyor ki evet GBTC'nin o Bitcoin'leri benim cüzdanlarımda duruyor. Güven altındalar diyor. GBTC'nin, Genesis'in ve bütün bunların ana şirketi olan DCG'nin CEO'su diyor ki sorun yok her şey kontrol altında Genesis'te iflas olsa bile bu başka yerlere sıçramayacak. Biz parayı da kolayca bulabiliriz diyor. Artık ne kadar inanacağız bilemiyorum. Buradaki gelişme böyle. Bir başka enteresan gelişme de FTX hacker ile ilgili. Biliyorsunuz FTX'in fonları son anda hacklendiler. Yani orada hala 500-600 milyon dolar civarında bir kripto vardı. Bunlar hacklendi. İki ayrı hacker var gibi gözüküyor. Hackerlardan bir tanesinin Bahama hükümetiyle ilişkili olma ihtimali var. Fakat diğer hacker oradaki kriptoların hepsini kaçırdı
Öncelikle onları Ethereum'a çevirdi. Ethereum'dan bir wrapped Bitcoin olan, yani Ethereum blockchain'in üzerinde çalışan sarmalanmış Bitcoin diyebileceğimiz bir kriptoya çevirdi. Rancoin diye. Rancoin'un da hikayesi aslında enteresan. Rancoin teknolojisinin yaratısı da yine bu Sam Bankman-Fried'in Alameda Research'ü. Yani ona kadar güvenir, o da enteresan. Burada amaç o parayı aklamaya çalışıyorlar. İşte RanBTC'ye bundan dolayı çevirdiler. Daha sonra da RanBTC'yi farklı piyasalarda önce Bitcoin'a sonra dövize çevirme çabası içinde olduğunu biliyoruz. Tabi bu süreç boyunca önce Ethereum'a geçiş vardı. Ethereum değeri azıcık orada artar gibi oldu. Sonra Ethereum'ları sattı. Ondan dolayı Ethereum sert bir satış yedi. Bütün piyasalar değeri aşağı düştü. Oradan RanBTC şimdi Bitcoin'e döndü. Oradan da dövize nakite çevirmeye çalışıyor gibi. Oradaki hikayede enteresan geçiyor. İşin enteresan, biz bunları izleyebiliyoruz online. Çünkü cüzdan arasındaki hareketleri görmek mümkün. Tabi kimin yaptığını bilmiyoruz. O anonim kalıyor. Ama bence ileride o parayı o hacker'dan geri almanın bir yolunu bulabilirler diye umuyorum. Tabi o hacker Sam Bankman-Fried'in kendisi olabilir. O da cin bir herif, parayı neresi aklını bilmiyoruz. Yani gelişmelerde açıkçası bu yönde. Amerika'da regülasyon konusunda epey bir baskı var. Epey çok insan regülasyondan bahsediyor ama somut bir gelişme orada henüz görmüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerden sonra oluşan yönetime baktığımızda, çünkü cumhuriyetçiler çok kuvvetlenip geldiler. Beklenen kadar kuvvetlenmeseler de artık karar alması çok zor bir Amerikan meclisi var. Ben kripto ile ilgili o yüzden yakın zamanda bir düzenleme de beklemiyorum. Evet, son gelişmeler bu yönde. Dediğim gibi duygum diplerden çok uzak olmadığımızı, buradan yukarıya doğru yön çevirebileceğimizi söylüyor. Nasdaq borsası, Dow Jones borsasındaki gelişmeler de fena değil. Enflasyonun dibinde gibiyiz ama bilmek zor. Lütfen kimsenin, ben dahil, bir yatırım tavsiyesine inanmayın. Yatırım görüşüne inanmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Biz elimizden geldiğince kendi gördüklerimizi burada paylaşmaya çalışıyoruz.